Kardeşlerim, tevbe sabahleyin mi makbuldür, öğlende mi, akşam mı, Mekke'de mi, İstanbul'da mı, ne dersiniz? Hiçbir şey demeyin siz. Hiçbir şey demeyin. Tevbe hemen makbuldür. Paslı vidayı çeviremediğimiz gibi, paslanmış günahları çevirmek de zor olabilir. Paslanmadan günahlar, düştüğün yerde, bu 100. düşme oluyor. 101. kalkarsın. 450. oluyor. 451'e kalk. Yürümeyi de böyle öğrenmemiş miydin sen zaten? Kaç kere koltuktan düşmüştün de ananın kalbi duruyordu az kalsın, hatırlıyor musun? Sen de dün tövbe ettiğin günaha bugün düştün ya, sağ tarafındaki melekler tıpkı anan gibi az kalsın kahroluyorlardı. Gene bu günaha düştü diye. Ama soldakiler ikinci düştüğün bataklığı yazmaya fırsat bulmadan sağdakiler senin tövbeni yazıyorsa istikamet düzgün demektir. En büyük aptallık Kadir gecesini beklemektir. Helak olmuş gitmişsin sen o zaman. O bekleme aptallık çeşidi. Tam aksine Kadir gecesine temizlenmiş olarak girmek gerekmez mi? Ne zamandan beri düğüne gidenler poşette elbiselerini alıyorlar, düğünde tanıştıktan sonra orada giyiyorlar temiz elbiselerini. Var mı böyle bir şey? Seni düğüne giderken insanlar çapul iş elbisesiyle gördükten sonra orada niye düğünde giyineceksin bir daha? Kadir gecesine sen temizlenmiş olarak girsene. Hacca gidince Kabe'de tövbe etmeyi beklersen çok sana şeytan tövbe ettirir, merak etme. Yık günahları, çiğne, sakız yap, at ağzından ve Kabe'ye, Rabbine dönmüş biri olarak git, açık kapıdan gir. Bu kardeşlerim, tövbenin zamanının ne zaman olduğu sorusuna cevaptır. Tövbe ne zaman? Günaha en yakın zamanda. Zaman bekleyince, yer seçince, iş küflenmeye kalmış demektir. Gerçi ölmeden bütün günahlardan tövbe etmek mümkündür. Ama unutmayınız, şeytan paslanmış günahları daha çok sever. Çok daha fazla sever.